oradan yuvmesini alacaktı. Yanım açıkı arayacaktı beni. Anne diyecekti. Evimizde ne noksan var işte diyecektim. Çay yok, şeker yok işte. Pirinç, bulgur yok, al gel. Çocuk başlığı kendine yapardı ama o gün noksanımız var. Alıp gelecekti. Gideceydi 20 liraya birine araba yükleyecekti. Çayır arabası yaylalarda. Eren'in ben o çilelerine, o çevirilerine yanarım. O duygularına yanarım. Eren'in o çileleri, o duyguları bitmez. Ölsem de bitmez yani. Ben ölsem Eren'in huzuruna gidemem. Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın. Yıldızsın, aysın, Eren'i kibarsın. Yıldızsın, aysın, Eren'i kibarsın. 8 kız çocuğum var, 5 oğlan çocuğum var. Şimdi 4 oğlan kaldı, 8 kız. Kızların 5'i evli işte, 3 tane kaldı yanımda. Sığlarımız var, koyunlarımız var. 7. aylarda yaylaya giderek, 11. aylarda kalırık. Zaman gelir yoğumaya giderek, bilirli yoksuz isterler bizi işte. Gel bugün yoğumaya gel, bak giderek işte, oradan alırsın 5 kuruş. Zor işte, bunu bayağı da yaşamak zorundasın. Seni Cenab-ı Allah dünyaya getirmiş. Eren'in gücünden çok çalışkanlığı vardı. Kendi gücü bu da. İş buyurduğun onu bir işe ben hiç yapmam tepkisi almazdın onu. İmam Hatip ikinci sınıfa gideceğiz. Başka da okuyor. Eren'in zamanında insan boyu kar olur. Buradan aşağı bu karı yarardı kah karın üstünde. Çandayı koydu çandanın üstüne üzere giderdi okula. Bu evimiz soyuldu, evimizden yiyeceklerimizi aldılar. Geldi baktılar, dediler buraya PKK soydu. PKK soydu dedikten sonra ben Eren'i nereye bıraktım? Caminin yanında amcasına bıraktım. Fındık toplayı yoğumayı yapmaya. Bıraktım yaylaya gittim. Çarşamba günü akşam üzeri bıraktım onu. Cuma günü, cuma saatinden sonra geldiler aşağıdan aldılar onu camide. Onlar da gelenler de camide namaz kıldı. Eren namazdaydı, oradan aldı geldiler buraya işte. Buraya gel gelmez, olay yok. Beni buradan komşular aradı, sizin orada dedi çatışma var dedi. Ben aman anladım. Çatışma var deyince Eren'i aradım. Telefon Eren'in çalığa cevap vermiyor. Bir komşu yayladan aşağı geldi, aldı beni arabaya. Geldik, endik. Maçka'dan yukarı çatak derler, oraya geldik. Dediler bana ki sen eve git, buraya çık, sen eve git. Eren iyiydi, dizinden ameliyat oldu, gelecek. Hayır dedim. Dizinden ameliyat olan adam benim telefonumu açmaz mı? Telefon çalığa burada kapıda düştüğü yerde. Telefon çalığa kimse açmaydı. Hayır dedim, beni hastaneye, Eren ameliyat oldu, hastaneye getir. Hastanenin kapısına gittim, yıkılıyor. Sadece arabadan içerisini gördüğüm lan anlattım. Bana kimse demeden ki Eren'i kaybettim, ben dışarıdan anlattım. Burada taziye çadırı kuracak yeri yoktu benim, büyük eniştem. Çataktan az yukarı su kenarı köydeler. Orada taziye çadırını kurdular. Canazı oraya geldi, orada gördü. Oradan aldı geldi, kodile yerine otur butur. Yıkılsın yeryüzü, kalın yerde kalmasın. Bayrakta alsın, Eren'i kibarsın. Eren'in iki tane abisi İstanbul'da askerlik yaptı. Şöyle otursak burada da terdi işte. Ben yani siz askerlik mi yaptınız? İstanbul'un gibi önde askerlik yaptınız. Ben doğuya gideceğim, doğuda askerlik yapacağım. Derdim ona ben o zaman yanılmayarım, aklım kesmiyor. Derim ona ki oğlum, sen doğuda olan askerlerin çoğu vuruluyor. Vurulsan kim seni oradan gelip şehit olursun? Anne derdi, ben şehit olmayı isterim. Cenab-ı Allah lafını, sözünü tuttu, kabinin önünde şehit oldu.
Çocuğumun şehit olmasından gurur duyarım ama acısını yenemeyelim. Şimdi yemiş, içmiş, gezmiş, görmüş çocuk olsa dersin ki ben bu dünyada ona vereceğimi verdim. O yani da ilahi takdire kalmış. Onun da takdiri oradan imiş gitmiş. Yani inşallah burada çaktı, uçuruyor burada çakmaz. Allah'ımdan onu ben temenni ediyorum. Buradaki hayatı, burada karanlık geçti, orada acık, küçük yerde geçse. Ben Cenab-ı Allah'ımdan onu dileyirim. Şehitlik duygusuna bir şey demeyirim. Bu mertebeye herkes erişemez. Bu göğden değil de dışarılardan bana diyenler oluyor ki işte diyeceğim. Hani da biz de senin gibi şehit ailesi olsak, şehit anası olsak. Tamam, oraya bir şey demeyirim ama ben Eren'in çaktığı yoksulluklara, garipluklara ben onlara yanarım. Allah razı olsun. Sesimiz duyulduktan sonra kardeşim bize yani herkesin yardımını gördük. Devletimiz mezarlığımızı yaptı. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız yanımıza geldi, bizi dinledi, derdimizi dinledi. Kereganı yaptı. Yapacağım da yine dedi. Bizi duyup da bizim acımız ortak olanlardan Allah razı olsun. Benim diyeceğim Eren'in bu dünyada çaktığı ucuyla çok. İnşallah orada çakmaz. Cenab-ı Allah'ım inşallah orada yerine ayetini yapar. Biliyorsunuz geçen yılda yine ben evladımızı, Eren Bülbül evladımızı ve bir astsubay başçavuşumuzu burada şehit etmişti. İşte o gruptan iki kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşları, bu millete gözyaşları akattıranı, bu milleti sıkıntıya uğratanı kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir. Solmasın. Yaşasın adın Eren'i ki varsın. Yaşasın.